Arkadaşlar merhabalar bu videomda Bir orijinal yayınlarını hızladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusundaki silindir özellikleri iki testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. İçinde biraz su bulunan şöyle bir silindiri eğmişler bu konuma gelmiş. Haş nedir diye soruluyor. Şimdi şöyle bir şey olduğu zaman bak burası kaç? Burası 8 değil mi? Evet. Burası da 14 ya. Şu yükseklik direkt şu ikisinin toplamının yarısıdır aslında. Dik halindeki yükseklik. eğik halindekilerin toplamının yarısıdır. 14 artı 8 22 bölü 2'den 11 yapar. Ama ezbere gitmeyelim. Ne yapalım? Hocam şöyle bir şey yapalım. H'daki ve 14'teki ile hacimler doğru orantılıdır ya. Tüm silindirin hacmi 14V diyecek olursam. O zaman şöyle bir şey gördüğümüz zaman böyle bir silindir mutlaka mutlaka yap. E, 14 yüksekliğinde 14V varsa 6'daki 6V vardır. Yarısı dolu yarısı boş. 3 V 3V değil midir burası? Evet. Sonra buraya 8 var. E 8'deki de 8V'dir. E, şöyle bakacak olursak su 11V yaptı. Hocam 11V. 14V'de 14 yüksekliği varsa 11V'de 14, 11 yüksekliği yok mudur? Evet. H'ı böylelikle 11 olarak buluruz. Bence bu yol daha güzel. Örnek 2'deyiz. Evet işi öğrendin artık kabın hacmi nedir diye soruluyor. Ama biz tekniğimizi biliyoruz. Şimdi kap 1 miktar ilde 3 dökülmüş. Dökülen su bu. Arkadaş şunu şöyle bir silindir yapalım. Tamam 12. Yüksekliği 4. 4 yüksekliğinde olan bir silindirin yarısı dolu yarısı boş. Burası da 3. Ya yani bu hacim ne demek? Yarısı dolu yarısı boş ya. 4'teki bak 4'teki 6 ise 8'deki ne olacak? 1'e 2 oran var ya yükseklikte. 6 hacim varsa burada da 12 hacim vardır. Toplam hacim ne yaptı? 12, 6, 18 yaptı. Buradaki hacim 18 oldu. E buradaki hacim 18 olduysa kabın hacmi nedir diye soruluyor zaten bize. Yani cevap ne olacaktır? 18 olacaktır. Bitti gitti kardeşim. Geldik 3'e. Evet 15 H 45 dereceymiş. Suyla zemin her zaman paraleldir. E 45'i kullanacağız o yüzden bak şimdi. Z'den dolayı burada kaç 45 derece mi? Evet. Hatta şurada kaçta da kaç derece yapar? 45. Çünkü burası 90 derece olduğundan. Şimdi ne yapacağız? Bu 6 verilmişti zaten. 6. E 45 90. 45 üçgeninden burası da 6 çıktı mı? Çıktı. Bunun tamamının 15 olduğunu biliyoruz. Buraya 9 kaldı. Şimdi biz bunu gördükten sonra böyle bir silindir mutlaka yapıyoruz. E alttaki hacim 6V ise bunlar 3V 3V'dir. Yarısı dolu yarısı boş. 9'daki hacim 9V değil midir? Evet. Şimdi dikkat et. Tümünün hacmi 15V iken burası 12V. Su 12V oldu. A 12V. Tüm hacim 15V. Hocam 15V'deki yükseklik 15 ise 12V'deki yükseklik 12 olmaz mı? Evet. Bizden haş isteniyor. Cevap böylelikle 12 yapar. Örnek 3'te. Örnek 4'e geldik. Taban yarı çapı 3 cm yüksekliği 4 pi olan. Şimdi açacağız. Bak sadece ön yüzü gidiyor. Ön yüzü gidiyor. Açtığın zaman sadece ön yüzü gideceksin. Bak burası A iken açtığında hop burası daha burası daha oluyor. A oluyor. E B nerede oluyor burada? Burası D iken burası D oluyor. C burası. Bak sadece ön yüzeye gitmesi demek tüm yüzeye gitmiyor. Yarı yüzeye gidiyor deyip buradan yarıya gelebilirsin. Ya da harfleri koyduktan sonra A'dan başlayıp C'ye gidecek. E burası neydi? 2 pi R değil miydi? Evet 2 pi R. R. dediğimiz 3 yani 6 pi. O zaman burası 3 pi 3 pi yapar. Yükseklikte 4 pi. Burada pisagor bağıntısı 3 4 5 üçgeninden burayı da 5 pi bulur muyuz? Evet. Dördüncü soruyu 5 pi bulduk. En kısa bu şekilde dümdüz gittiği zaman olur. Geldik buraya bu sefer tam gidiyor. Yani tam açacaksın böyle. Buradan başlayıp buraya gidecek. İşte A iken burası A ya D iken burası D ya da A'dan D'ye gidecek. Bu yüksekliğin 5 pi olduğunu biliyoruz. Burası da 2 pi r olduğunu biliyoruz. Açtıktan sonra yani 12 pi olduğunu biliyoruz. Pisagor 5, 12, 13 üçgeninden 13 pi çıkar. Yani cevap böylelikle 13 pi bulduk. Örnek 5'te. Evet böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Yani prizma bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde piramitler konusunun testinde. Görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.